Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS tekrar programımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok önemli bir konu. Yani LGS Türkçe'de dil bilgisi yazım noktalama konularını öğreneceğiz ama birinci dönem tekrar yapıyoruz. Hedefimiz nedir Tonguç Evladım benim? Full yapacağız. Canım. Ya. Harikasın. İnşallah LGS 2024'te Full yapmayı hedefliyoruz. Haziran'a geldiğinde ne yapacağız sonuç evladım benim? DGS 2024'ü parçalayacağız. Harikasın. Kitapçığı tabii ki manevi anlamda yani soyut anlamda yani mecaz anlamda parçalayacağız. Gözetmen diyecek ki kardeşim bunlar nereden gelmişler? Bunlar nasıl çalışmışlar? Bunlar 2023'ün sorularına bakmışlar. 2022'nin sorularına bakmışlar. 2021'in, 2020'nin, 2019'un, 2020'nin. Bütün soruları hıfzetmişler yani. Hıfzetmek ne demek hocam? Söylüyorum evladım hafızalarına kaydetmişler. Yani save kaydetmek hafızalarına almışlar ve tüm sorulara hazırlar. LGS 2024'te de tak 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 Türkçe'de 20'de 20'yi hedefliyorlar diyecekler. Ama bunun için tabii ki hedefimiz ne? Öncelikle birinci dönemi güzel bir şekilde tekrar etmek. 7'den 8'e kamp ile başlamıştık. Şu anda ilk tekrar kampındayız. Çok güzel konu yapacağız. Büyük resmi göreceğiz acaba hangi konular var. Sonrasında da süper sorular çözeceğiz. Ve hayalimizdeki liselere inşallah giden yolculukta harika bir ...aşamayı daha tamamlamış olacağız sonuç herhalde benim. LGS tekrar kampımızda biliyorsun ki... ...net bir şekilde videolarımızın günü, saati belli. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen intromuz girsin ve videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda... ...Filmsi'den 2018'de, 2019'da, 2020'de sorular gelmiş. 2021 ve 2022'de zaten... Dilbix konuları gelmeyeceğine dair açıklama yapılmıştı. 2022'de de gelecek olsa bile sorulmadı. Milletin Bakanlığı sormadı. 2023'te sadece birinci dönem konuları varken geldi. 2024'te biz mutlaka filmsen bir soru bekliyoruz. Cümle gelirinden uzun yıllar soru gelmedi. Her sene soru gelebilecekken gelmedi. 2021'de biliyorsunuz hiç Dilbix sorulmadığı için yani yazım noktalama bile sorulmamıştı. Burada şuna dikkat edin bakın. Yazım ve noktalamak işaretleri hiç sekmeden soruluyor. Mutlaka soruluyor. Dolayısıyla bu sene de gelecek diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Harikasın. O zaman kaç soru gelecek diyebilir Tonguç herhalde benim? Bir soru hocam. Harikasın. Birer soru gelecek diye benden not ediyorum. Zaten belli bak. 18, 19, 20, 22, 23. Yani dil bilgisinden yazım noktalamanın geldiği sene mutlaka yazım noktalamadan soru geliyor. Dolayısıyla bugün öğreneceğimiz konular buradan da bir soru geleceğini düşünürsek toplam 4 soruluk konuyu öğreneceğiz. 20 Türkçe sorusu 4 soru ciddi bir rakam eder Tonguç Elad'ım. Benim neredeyse 4 kere 5 20 ettiğine göre Yüzde kaç ediyor? Yüzde yirmi soracağım. Harikasın. O zaman Türkçe'nin bugün neredeyse yüzde yirmilik kısmına bakmış olacağız. Sonuç herhalde benim çok değerli bir konudayız. Hadi bakalım başlayalım. Peki neresi bugün işleyeceğimiz konular? Filmsiye bakacağız. Cümlenin ögelerine bakacağız. Yazım kuralları noktalama şartlarına bakacağız. Diğer videomuzda da zaten anlam bilgisini tekrar etmiş olacağız. LGS çıkma ihtimali net bir şekilde söyledik. Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz. Buna yüzde diyorum ben ama bu sene soracaklar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi... 2024 LGS Türkçe basısına baktığımızda esasında en önemli kısım paragraf, parça anlam. Günde kaç paragraf sorusu çözüyorsun son Yaklaşık günde 10 paragraf sorusu çözmeye çalışıyorum. Harikasın, tebrik ediyorum. Bu paragraf sorusu gerçekten değerli bir konu. Neden? Çünkü LGS Türkçe'ye baktığımızda gerçekten her sene yani mesela herhangi bir sene seçeyim şuradan şöyle alıyorum. Mesela diyelim ki 2022'yi seçtim, 2023 olabilir. Açıyoruz bak şimdi şöyle bir paragraf çeviriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunlar paragraf değil pardon. 12, 13. Devam ediyorum. 13 tane yakın paragraf sorulmuş. Tabii geçen senelerde daha da fazla sorulduğu yıllar da oldu. Paragraf çok önemli. O yüzden parça anlamı buraya aldık. Sözel mantık önemli çünkü... Seçici soru geliyor buradan. Sözcük ve cümle anlamı lokum. Dil bilgisi lokum. Şimdi biz birazdan bu lokuma bakacağız. Dil bilgisi kısmında... 2024'ün birinci döneminde films, ögeler, yazım kuralları noktalama şartları ne yapacağız? Midemize indireceğiz hocam. Harikasın. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle films başlıyoruz. Nedir? Nasıl bulunur? Ve LGS'de nasıl sorulur? Bunların her birini istersen gel beraber görelim. Şimdi öncelikle filmsinin ne olduğunu söyleyelim. Filmsi fiillerden türeyerek cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcük. Bu tanımdan bir şey anladın mı Tonguç Herhalde benim? Hayır hocam tanımları hiç sevmiyorum. Tamam o zaman nasıl bulunur ona bakalım hemen taktiğimize bakıyoruz. Birincisi Tonguç Herhalde benim yüklemi buluyoruz. Yani şurası yüklem sonrasında geriye kalanlardan mame eki yani bak burada yazmışız mame alanlara dikkat ediyoruz. Kökünden sonra gelen eke göre de çeşidini belirliyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Eve koşarak gelmek istiyormuş diyor. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? İstiyormuş hocam. Harikasın hemen istiyormuş şu dikdörtgen için aldım. Yüklemden sonra ne yapıyorduk? Geriye kalanlardan mame ile olumsuz olanlara dikkat ediyorduk. Eve koşarak koşmayarak. harikasın koşmayarak. Gelmeyi olumsuz yap. Gelmemek. Harikasın gelmemek. Bak koşarak kelimesini söyleyince sen ne dedin? Koşmayarak dedin. Gelmek deyince ne dedin? Gelmemek dedin. Demek ki bunları olumsuz yapabiliyorsun. O zaman bu yüklemimiz bunlar da Bunlar fiilimsi tamam. Fakat isim fiil mi? Sıfat fiil mi? Zar fiil mi? Birazdan söyleyeceğim. Şimdi önce fiilimsleri bulalım. Konuşanları anlamaya çalışıyorum. Şimdi yüklemiz de Tonguç Eladim benim? Çalışıyorum. Harikasın çalışıyorum hemen dikdörtgenin içine aldım. Sonra geriye kalanlardan iki alanlara dikkat ediyorum. Konuşanları konuşmayanları anlamaya anlamamaya tamam. İki tane fiilimsimiz var. Bunların altına da hemen f, f diye yazın. Fiilimsi olduğunu söyleyeceğim. Ama isim filmi sıfat fiilimi birazdan söyleyeceğiz. Yani isim fiilse İF sıfat fiilse sf, zar fiilse zf diyeceğiz. Zaten isim fiilinekleri mayışmak olacak. Sıfat fiilnekleri an esi mez dik edecekmiş. Zarf fiillerde yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorulan cevap verecek. Kenya'da Asya maden dağında ip araklatıcı diye ekleri var ama önemli değil. Şimdi sizi izleyince çok rahatladım. Yüklemiz nedir Tonguç Ali benim? Rahatladım. Harikasın rahatladım sözcüğü yüklemiz. Zaten kolay sorularda başarılısın. Sonrasında burada filmsi olabilecek sözcük hangisi? İzleyince. Mükemmelsin. İzleyince izlemeyince buna da filmsi yazdık. Şimdi fiilimsileri bulduk ancak sonra ne diyor? Diyor ki Kökünden sonra gelen eke göre çeşidini belirli. Şimdi senin kökünü bulalım. Bunun kökü koşmak, bunun kökü gelmek, bunun kökü konuşmak, anlamak, izlemek. Tamam fiilimselin kökünü bulduk. Fiil köklerini bulduk. Sonra seklere bakıyoruz bak. Arak eki almış o zaman bu zarf fiil. Mayışmak mak eki almış bu isim fiil. An eki almış sıfat fiil. Ma eki almış isim fiil mayışmak. Hani an esime zarf gelecekmiş sıfat fiil. Mayışmak isim fiil. Önce iki almış zarf fiil. İşte yöntemimiz bu kadar basit Tonguç evladım benim. Şimdi, bu konu bu kadar kolay mıydı hocam? Herhalde evladım öğrettik zaten. Bu konuyu zaten sene başında öğrettik. Şimdi bir kez daha tekrar etmiş olduk. Sen de bu arada mutlaka LGS ilk tekrar programımızın içerisindeki LGS ilk tekrar setinden sorularını çöz. Yani ben anlatırım ama sen bu soruları çözmezsen patlar. Araya da reklamımızı girelim. Şimdi burada karıştırılacak kısma geçiyoruz. Fiilimsi ve çekimli fiil farkı. Şimdi burada Ömer Faruk dersi dinliyor dediğimizde dinliyor sözcü yüklemimiz. Geri kalanlara baktığımızda maaleki alan bir şey yok. O zaman filmsi yok. Dersi dinledi, konuyu anladı. Anladı yüklemimiz tamam. Dinledi. Bu da bir yüklem. Yani bu cümlede birden fazla yüklem var. Dersi dinledi, bu yüklem, birinci yüklem. Konuyu anladı, ikinci yüklem. Yani bunu aa anladı yüklemini buldum. Dinledi dinlemedi. Bu da filmsi diyemezsin. Çünkü bu da cümleyi bitiriyor. Dersi dinledi. O yüzden buna biz yüklem dedik. Şimdi dersini neyim konuyu anladı? Anladı yüklem tamam. Ama bu dinleyip sözcü bunun gibi değil bak. Dinleyip sözcü bitiremiyor. Yani dersi dinledi diye cümleyi bitirebilirsin ama dersi dinleyip ne diyorsun ya? Bitmiyor cümle. O zaman biz buna işte filmse diyeceğiz. Hemen köküne gideceğiz. Bak buna filmse ya. Kökü dinlemek. Sonrası ipeki almış. İpek'i hangi filmseydi olmuş Eladim benim? Zarfil. Harikasın. Zarfil. O zaman buraya ZF yazıyorum. Kenyalı Asiye, Maden Dağı'nda ip arakladıkça çadık. ip zarf ile Tamam. Devam ediyoruz. Ne zaman gelse kapımız ona açıktır. Şimdi yüklemimizi bulduk. Tamam yüklemimiz burada. Sonrasında geriye kalanlardan Mameyki alanlara bakıyoruz. Aa gelse gelmese. O zaman biz buna filmsi diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Diyemeyiz. Beni çıldırtma bak gerçekten çıldırdım. Diyemeyiz. İşte bu niye böyle bağırdım? Hemen söyleyeyim. Bu S sahip karıştırtıyorlar. Hatta 2018'de de. LGS'de daha doğrusu 2018 LGS değil de öncesindeki TEOG'da bunu sormuşlar. LGS'den önceki sınavda ...TEOG'da, e, burada TEOG soruları diğer tarafta e, göstereyim. Direkt SSA'lıyı sormuşlar Tonguç. SSA'nın filmsi olmadığını bilmen gerekiyor. Aynı fiilimsiye benziyor ama bu fiil Tonguç. Buraya yazıyorum bu çekimli fiil. Yani SSA iki alanlar çekimli fiil. Ozan zaman bunu net bir şekilde anladın değil mi Tonguç? Bu çırpınış hızından sonra asla unutmam hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um senin için çırpınıyorum. Şimdi geldik buraya. Gene farklara bakıyoruz ile çekimli fil farkı. Gelecek yıl harika bir lisede okuyacağım. İnşallah. Şimdi okuyacağım yüklemimiz. Tamam bunu hemen böyle aldım. Gelecek gelmeyecek filmsimiz. Ve aynı zamanda Ecek Eki aldığı için sıfat filmimiz. Çok güzel. Abimler yarın bize gelecek. Burada gelecek sözcü ise yüklemimiz. Yani bu fiil, çekimli fiil. Bu filmsi değil. Koşar adımlarla yanıma geldi. Geldi yüklemimiz. Nasıl adım? Koşar adım. Bu işte filmsimiz. Koşar, koşmaz gibi. Buradaki koşmak fiilin kökü. Ar er mezar dikecekmiş şey eki. Bu da sıfat fiilimiz. Her gün mutlaka parkta koşar. Bu ise yüklemimiz. Dolayısıyla buradaki geniş zamanlı bir çekimli fiil. Buradaki çekimli fiil. Ama eğer böyle sıfat fiil olursa durumlar farklı oluyor Tonguç'un. Şimdi o zaman... ile alakalı mutlaka mutlaka LGS ilk tekrar setimizdeki şey. soruları çözüyorsun. Ben sayfaları en son göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz. Şunu kaldıralım. Geldik ögeler konusuna. Ögeler nedir Tonguç Elademir? Cümlenin ögelerine baktığımızda cümlenin ögelerine baktığımızda net bir şekilde bize esasında belli bağlantıları soruyorlar. Yani şimdi cümlenin ögelerinde şunu söyleyelim. Diyelim ki şöyle diyelim ki vagonlar vardı hatırlarsan. İşte özne, nesne, yer tanmayısı, zar tanmayısı vagonu vardı. Bir de lokomotifimiz vardı. Lokomotifimiz de yüklemdi. Şimdi yüklemimiz ilk başta bulunması gerekiyor. İlk başta yüklem bulunması gerekiyor. Hatta yöntemimiz yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar kelimelerinin sıralamasına göre gidiyorduk. Yani yöntem kelimesinde ilk başta Y var, sonra Ö var, sonra N var, sonra T var ya. Sen de yüklem ise tamlayıcılar diye gidiyordun. Şimdi yüklemi bulduk. Birinci sırada yüklemi bulduk. Yüklemden sonra özneyi bulmamız gerekiyordu. Özne'nin sorusu da kim ve ne sorularıydı Tolgun istersen İstersen yüklem ve özle ilk gel şöyle bir bakalım. Burada zaten taktiği söylemişiz. Lokomotifi bul demişiz. Yani önce yüklemi buluyoruz. Yüklem lokomotif neden? Çünkü yüklem olmayınca Cümle olmuyor. Şöyle çuf, çuf çuf diye de dumanlarını çıkaralım. Sonra bağlantılara dikkat et demiş. Soruları sor ögeye belirle demiş. Şimdi mesela buradaki cümlelere bakarak önce yüklemleri bulalım. Öğrenciler okulların kapanmasını bekliyor. Çoktan kapandı ki hocam tatildeyiz. Biliyorum evladım. Ben bu videoyu hazırladığımda daha okullar kapanmamıştı. Cuma günüydü o yüzden. Şimdi öğrenciler okulların kapanmasını bekliyor. Bekliyor yüklemimiz. Mükemmel. Kişiyi içinde yaşadığı toplum biçimlendirir. Biçimlendirir yüklemimiz. Evimizin kapısının önünde buluşalım buluşalım yüklemimiz. Yüklemleri buluyoruz. Şimdi kitabı oraya koymalısın. Koymalısın yüklemimiz. Bak yüklemleri rahat rahat buluyoruz. Şimdi yüklemleri bulduk mu? Bulduk. Geriye ne yapıyorduk? Sonrasında özneyi kim ve ne sorularıyla buluyorduk. Bak yüklem bulduktan sonra kim ve ne soruları bulduk. Şimdi ben hemen öznenin sorularını soruyorum. Bekliyor. Kim bekliyor? Öğrenciler hocam. Harikasın. O zaman öğrenciler kim sorusuna cevap verdi? Ve kim yazıyorum? Öğrenciler dediğimiz için buraya da özlemimizi yazıyorum. Tamam. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Kişi içinde yaşadığı toplum biçimlendirir. Biçimlendirir. Kim biçimlendirir? Kişiyi hocam. Hayır yanlış patladım bak bu zor bir soru. Kim biçimlendirir kişiyi diyemezsin. Kim biçimlendirir kişiyi. Bir kere iyi eki almış. Bak şuna dikkat et Tonguç Hiçbir zaman hiçbir zaman özne hal almaz. Yani şöyle mesela diyelim ki x x x yazıyorum buraya tamam mı? Şöyle diyelim ki e, okuyor tamam mı? Veyahut da yedi. Veyahut da çözüyor. Veyahut da getirdi diyelim. Şimdi burada şuna dikkat edin. Mesela kitabı okuyor. Yemeği yedi. Soruyu çözüyor. İşte ne diyelim mesela çantasını getirdi. Yani ı iyili şeyler nesne olur. Nereye getirdi? İşte nerede okuyor? Okulda okuyor. İşte mutfakta yedi. İşte sınıfta çözüyor. E işte bize getirdi bak. Bunlar da yer tamlayıcısının ekleridir. Ama özne asla böyle ı, I, i, u, ü eki alamaz. Dolayısıyla yani şuna dikkat ben lazım ki bu tarz ekleri alanlar nesneye gelir. Bu tarz ekleri alanlarda yer tamlayısıdır... tam şöyle Yani dolayısıyla sen şurada kişi iyi dedi dediye bak buradaki i eki işi bozuyor. Yani kim biçimlendirir kişiyi? Bak kişi biçimlendirir deseydi de olurdu. Ama kişiyi dediği için olmuyor. O zaman bunu geçtik. Kim biçimlendirir sorusunun cevabı yok. Ne biçimlendirir içinde yaşadığı toplum. İşte bak burada da burası özlemiz oluyor. Ne biçimlendirir burası da özlem. Bak kim bekliyor öğrenciler. Ne biçimlendirir içinde yaşadığı toplum dedim bu da özlemiz oldu. Şimdi buraya devam ediyoruz buluşalım. Kim biz buluşalım burada da biz gizli özlem oluyor. Gizli özlem cümlede yazmadığı için gizli zaten az Şimdi kitabı oraya koymalısın. Koymalısın kim sen hocam harikasın sen sen de yine cümlede yazmadığı için gizli özlem oluyor. Tamam buraya yazdık. Öznelerimizi belirledik. Sonra özneyi bulduktan sonra Tonguç Helal benim özneyi bulduk tamam. Özneyi bulduktan sonra hangi ögemiz vardı? Yüklem özne nesneydi. O zaman nesneye geçiyorum. Nesnemiz de Tonguç Helal benim şu sorularla bulunuyor. Bak nesne kimi neyi tamam mı? Veyahut da ne sorularıyla bulunuyor. Buradaki ekleri şöyle belli etmek istiyorum bak. Kimi neyi? Kimi neyi sorularıyla buldukların şu ikisi belirtili nesne oluyor. Buraya yazıyorum. Belirtili nesne. Bak i'leri belirtmek için hep farklı renkler yapıyorum. Belirtili nesne. Kimi neyi. Hatta bunun şarkısı var. Kimi 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 kimi. Neyi 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 neyi. neyi. Belirtili li 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 li. Hocam çok mu çalışıyorsunuz? Biraz sıkıntılı gördüm sizi. Hayır eladım sen konuyu öğren diye... E, ...böyle şarkı söylüyorum. Yani niye böyle yapıyorsun? <laughs> Tonguç'um sen gül aklına kalsın ya böyle yapıyorum. Sıkıntılı falan değilim merak etme kimi neyi belirtili tamam bunlar nesne. Şimdi yöntem kimi neyi belirtili nesne dedikten sonra dedikten sonra hemen geçiyoruz buradaki belirtili nesne veya belirtisi. Şu ne olursa belirtil nesne oluyor. Şimdi bir dakika şunu aldık. Şimdi kırmızılarla bulalım. bulmuştuk. Turuncularla da nesneleri bulalım. Öğrenciler okulların kapanmasını bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim bekliyor? Öğrenciler. Öğrenciler neyi bekliyor? Okulların kapanmasını hocam. Harikasın. Okulların kapanmasını. Bak neyi? Okulların kapanmasını o zaman buraya neyi yazıyorum Tonguç eğitimi benim. Sonra da nesne yazıyorum. Hatta neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne olduğunu da buraya not düşüyorum. Çok güzel. Kişiyi içinde yaşadığı toplum biçimlendirir. Biçimlendirir yüklem. Şöyle yüklemlerin altına da Y yazalım ki o Y dursun şöyle. Tamam. Bunlar yüklem. Şimdi biçimlendirir yüklem. Ne biçimlendirir? içinde yaşadığı toplum biçimlendirir. İçinde yaşadığı toplum. Kimi biçimlendirir? Kişiyi bak. Kişiyi kimi sorusuna cevap veriyor? Kimi biçimlendirir? Bu da yine belirtili nesne oluyor Tolmuş şeyler. Demek ki böyle iyiliği şeyleri gördüğün zaman kapanmasını, kişiyi dediği zaman bunların hep nesne olduğunu bileceksin. Evimizin kapısının önünde buluşalım. Buluşalım. Kimi buluşalım? Cevap var mı? Yok hocam. Neyi buluşalım? Cevap var mı? Yok hocam. Ozan yok. Burada yok. Şimdi kitabı oraya koymalısın. Koymalısın yüklem. Kim? Sen koymalısın. Neyi? Kitabı bak. Neyi sorusuna cevap veriyor gene. Neyi diyorum. Ve ardından da buraya da... ...belirtili... ...nesne yazıyorum. Tonguç Eylen'in benim. O zaman şarkımızı hep beraber... ...yüksek sesle... ...çılgınlar gibi bir kez daha söylüyorum. Belirtili li 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 li... ...kimi kimi kimi kimi... ...neyi neyi neyi neyi... neyi. ...kapanması nı 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 nı... ...kitabı bu ya... gördüğün zaman hemen... ...böyle tımarhaneden kaçmış gibi konuşuyorsun bak. I-i-i... Bunlar hep böyle ı, I, i, u. Bunlar belirtili. Ve çok önemli. son Songuç'un her sene bunu soruyorlar. O yüzden bu saçma sapan sözümüzü kendime ait olan şarkıyı sana söylüyorum. Şimdi o zaman belirtili nesini yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Yer tamlayıcısındayız. Hemen şöyle yazıyorum. Yer tamlayız. Bunun diğer adını da sorabilirler. Diğer adı da dolaylı tümleç. Şimdi bunu yazdık. Şimdi yer tamlayıcısının soruları şu. Nereye Nerede, nereden? Burada tabi boş bıraktım ama ben bunları şimdi yeşille şöyle göstereyim. Nereye, bak tamam mı? Nerede, nereden, tamam? mı? E'deden sorular. Ya da başka sorular da olabilir. Kime, kimde, kimden? Bir daha renkli kalemle yazmak için e, üşenmeden bunları tek tek böyle yazıyorum Tonguç öğretmenim. Kime, kimde, kimden? Ya da ya da devam ediyorum, artırıyorum. Neye, neyde? neyden hemen yazıyorum neye neyde neyden diye tamam mı? Bunlar ededen sorular yer tamlayısı oluyor. Gel istersen bir de yer tamlayısı soru var mı onlara bakalım. Şimdi buradaki ögelerin hepsini bulduk zaten. Buradakileri de bulduk buraya bakalım. Evimizin kapısının önünde buluşalım. Buluşalım yüklem. Kim biz? Kimin neyin sorusuna cevap vermedi. Peki biz nerede buluşalım Tonguç'um? Evimizin kapısının önünde. Harikasın. Evimizin kapısının önünde. Burayı da bölmeden Nerede sorusuna cevap verdiği için şunları şöyle hatta kapatalım. Şöyle kalemlerimiz israf olmasın. Ha. Nerede sorusunu soruyorum. Evimizin kapısının önünde diyor. O zaman burası da yer tamlayıcısı oluyor. Tonguç Ayla'nın benim. Burada şuna dikkat et bak. Hani kişi yi yi yi, yi okulların kapanmasını ı, ı ı dedik ya. Bunlar nasıl nesneyi buluyorsa kitabı işte ...önünde, de, işte önün d d d e e d d böyle şeyler yani şu tarz şeyler şu tarz şu tarz dedim ben de. E, eden şeyler bize yer tamlayısını buluyor. O zaman evimizin kapısının önünde diyoruz. Bu da yer tamlayısı oluyor ve kurtuluyoruz. Şimdi başka var mı? Şimdi kitabı oraya koymalısın. Koymalısın sen neyi kitabı nereye oraya bak nereye A2 almış zaten nereye sorusunu cevap veriyor. O da yer tamlayıcısı oluyor Tonguç Eyladı Bu kadar basit tamam. O zaman yer tamlayısını gösterdik. Şimdi geldik. En son ögemiz nedir? Zarf tamlayısı. Harikasın. zar tamlayısı. O zaman yazıyorum. Buraya yeşil kalemimizi şöyle alalım sahneden. Ve buraya yazıyorum. Zarf tamlayıcısı. Şimdi. Zarf tamlayısı içinde ne renk seçelim sence Tonguç Eladim benim? Mavi hocam. Tamam. Maviyi seçiyorum. Seni kırmak istemem. Şimdi yazıyoruz. Bak. Ne zaman sorusu zarf tamlayısını buluruyor. Ya da nasıl? Ya da ne kadar? Ya da niçin veya da nereye fakat bunun sorusu esasında nereye gibi nerede bunun cevabı ek almaması lazım yani dışarıya dersen yer tamlaması oluyor dışarı dersen zar tamlaması oluyor mesela Ali geldi içeriye geldi dersen yer tamlaması oluyor içeri geldi dersen zar tamlaması oluyor ek alıp almamasına göre değişiyor bunu zaten sorularla da mutlaka ilk tekrar setimize vurguladık bir kez daha sen de pekiştirmelisin şimdi gel zar tamlamasını bulalım Şimdi buradaki ögelerin hepsi bitti. Buradakiler de bitti. Buraya geldik. Buraya geldik. Yani şimdi kitabı oraya koymalısın. Koymalısı yüklem sen. Neyi kitabı? Nereye oraya? Ne zaman koymalısın? Şimdi koymalısın. O zaman bu da ne zaman sorusuna cevap veren hangi öge oluyor Tonguç Eladım benim? Zarf tamlayıcısı. Harikasın. Zarf tamlayıcısı oluyor. Bu kadar basit. Şimdi ben sana esas vurgulamak istediğim bir şey var. Onu söyleyeceğim. Buraya dikkat et. Burası LGS'de gelir diye not almanızı istiyorum arkadaşlar zihninize. Şuraya yazıyorum şöyle. LGS yazayım şöyle havalı. LGS'de gelir. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi öncelikle öncelikle biz şunu öğrendik. Mesela diyelim ki işte e, Ali virgül yarın işte kardeşini e, ne olsun mesela sinemaya götürecek dediğimiz zaman bu cümleyi zaten hatırlamışsınızdır. Film öğretirken de bu cümleyi kullanıyorum. Şimdi bu cümleyi LGS'de sormazlar. Bu çünkü cümle çok rahat ögelen ayrıldı. Yani götürecek yüklem kim götürecek Ali Özne ne zaman yarın götürecek zarf tamlayısı kimi götürecek kardeşini belirtili nesne, nereye götürecek sinemaya yer tamlayısı. Bu belli zaten böyle pıt 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 gider. Şimdi burada bize şöyle bir şey yapabilirler. Bir yüklemi isim olan bir cümle sorarlar. Yükleme isim olduğu zaman bu şekilde çok ögelere ayrılmıyor. Genellikle yüklem isim olduğu zaman cümle özlem yüklemden oluşuyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Ali virgül okulumuzun okulumuzun en başarılı öğrencilerinden biridir diyor. Şimdi sen bu cümlenin yükleminin yani en basitinden götürecekten başlamışsın ya burada biridiri gördün ya biridir görünce diyeceksin ki aha 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 burada isim yüklem. O zaman ben dikkatli olmam lazım. Yani okulumuzun en başarılı öğrencilerinden biridir diye bir tamlama olabilir. Tamlamalar bölünmez. Ve cümle böyle isimse ek fiil almış isimse cümle genellikle bak genellikle diyorum ama LGS'ye çıkmış soruların yüzde yüzünde. Üniversite çıkmış soruların yüzde yüzünde böyle olmuş. Ben genellikle diyorum bazı mintoş minnacık milyarda bir ihtimaller var onları da bir öğretmen olduğum için riske atmak istemiyorum. Cümle genellikle özel yüklemler. Hatta öğrencilere diyorum ki ya, yüklem fiil mi dikkatli cahir yüklem isim mi yapıştır geç özne yüklem diyorum buraya da dikkat etmeni istiyorum. Bir böyle bizi kandırabilirler kandırıkçılık yapabilirler. İkincisi ise burada bir filmsinin oluşturduğu öbek oluştururlar. Yani şöyle derler ki Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini derler tamam mı götüreceğini duydum yazar mesela tamam mı? duydum. Şimdi sen bu cümleyi ögelen ayırırken dersin ki ya duydum yüklem tamam eyvallah yüklem fiil o zaman ayırmam lazım. Kim duydu ben duydum. Ben neyi duydum? Kardeşini duydum diyemezsin. Ne zaman duydum? Yarın duydum. Yarın duydum diye bir şey olmaz ki. Yarın duyacağım olur. Veyahut da sinemaya duydum. olmuyor. Bundan hiçbiri olmuyor. Veyahut da kimin duydum? Ali'nin. Ali Kimin diye bir soru yok. Cümle ögelerini ayırırken biz hiç kimin diye bir soru yazdık mı? Bak buraya bak. Kim var? Ne var? Kimi var? Neyi var? edenler var ama kimin diye bir soru yok. Hatta şuraya bir daha yazalım. Kimin sorusunu kullanıyorsan patlamışsındır bak. Kimin? Neyin? Böyle bir sorular yok. Çünkü onlar tamlama. Şimdi bunda diyeceksin ki ha, burada ne var? Filimsi var. Filimsi gördüğün zaman aha 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 diyeceksin. Hemen diyeceksin ki Ali'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Burası belirtiniz. Ben neyi duydum? Götüreceğini duydum. Sinemaya götüreceğini, kardeşini götüreceğini, yarın götüreceğini. Ali'nin götüreceğini, sınıfın kapısı, okulun penceresi. Ali'nin götüreceğini bunu bölemeyeceksin. Bu da önemli. Zaten bizde taktiklerde yazmışız. bak. ın ı bağlantılarına dikkat et diyoruz. Inın gördüğü zaman dikkat edeceksin Tonguç'um. Bununla alakalı da zaten LGS ilk tekrar kitabımızda gerçekten daha doğrusu ilk tekrar setimizin içerisinde yer alan ee, hem ana denemelerinde hem yeni Türkçe matematikamıza hem de LGS ilk tekrar kitabımızda süper sorular koyduk. Şimdi reklam olması hemen kaldırıyorum ki reklam oldu esasında. Hemen geçiyorum yazım kuralları. Şimdi yazım kuralları nedir Tonguç Eladım benim? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş uymamız gereken kurallardır. Güzel havalı bir cümle söyledin ama Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiyor. Türk Dil Kurumu belirliyor. TDK, Türk Dil Kurumu belirliyor Tonguç Evladım benim. Ama Milletin Bakanlığı da bunu uyguluyor. Doğru haklısın. TDK kılavuzunda bunu her sene yayınlıyorlar, düzenliyorlar, güncelliyorlar. Mesela diyelim ki eskiden unvan diyorduk. Sonra bunu değiştirdiler. Ünvan olacak dediler. Yani orijinali unvan, ünvan, ünvan diyelim dediler. Bu artık böyle yazılıyor. Şimdi yazım kuralları bizim sadece LG e, LGS için değil normal günlük hayatta da Whatsapp'tan, Instagram'dan, işte elektronik postadan mesaj atarken, mail atarken, elektronik posta atarken dikkat gereken bir şey. Nasıl bulunur? Sorularda genellikle dört tane seçenek var ya A B C D diye. Her dört seçenekte belli şeyler odaklanır. Yani mesela 1935T, 1935'te, 1960'ta, 1950'de, 1925 D der mesela 25 T olacaktır. Yani böyle hepsine bu benzer şeyleri koyar veya hepsine D'da ile alakalı bir şey koyar veya hepsine sayılarla alakalı bir şey koyar. Buna dikkat edeceğiz. Gel istersen bakalım. Şimdi öncelikle burada hangi başlıklar üzerinden sorular çözerek göstereceğiz ona bakalım. Büyük harfler zaten biz şunu biliyoruz ki özel isimler daima büyük harfle başlar. Bunu bileceğiz. Yani Müslümanlık kelimesi büyük harfle başlar. Van bir şehrimizdir büyük harfle başlar. Tonguç'un T'si büyük harfle başlar. Tonguçoğlu soy ismi büyük harfle başlar. Bunları biliyoruz. Kısaltmalarda şuna dikkat edeceğiz Tonguç benim. Kısaltmalarda mutlaka mutlaka son harfe gelen eke dikkat etmen lazım. Mesela şöyle diyelim ki hani az önce dedik ya TDK. TDK'yi adamlar sanki TDK der gibi TDK'nın diyorlar bu yanlış. TDK'nin olacak. Ve hatta merkezi hakem kurulu mesela MHK'nın aldığı karar. Hayır MHK'nin böyle bir şeye dikkat edeceğiz. Bu bir. Kısaltmalarda bu önemli. Kilerde eğer Lereki gelebiliyorsa biz bitişik yazarız. Seninkiler diyebiliyorsak bitişik yazarız. Ama Lereki gelemiyorsa o zaman ayrı yazılır. Mesela gelkiler kiler diyemiyorsun o zaman gel ki göreyim demen gerekir. D'nin yazımında cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılır. Çıkaramıyorsak bitişik yazılır. Bunları zaten birazdan şurada tek tek uygulayacağız. Mi'ler daima ayrı yazılır. Güzel mi güzel bir ev dediğimizde ya da şirin mi şirin bir çocuk dediğimizde mi daima ayrı yazılır. Geldin mi işte dışarı çıktın mı dediğimizde oradaki soru anlamı veren mi'ler de ayrı yazılır. İkilemeler daima ayrı yazılır. Tek tek yavaş yavaş güzel güzel aşağı yukarı hep ayrı yazılır. Pekiştirmeler hep bitişik yazılır. Yani sapsarı, bembeyaz, masmavi bunlar bitişik yazılır. Burada ikilemelerde şu tarz ikilemelerin yazımına dikkat edin. Mesela art arda böyle yazılır. Bitişik yazılanlar, ayrı yazılanlarda şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer soyut bir anlam kazandıysa artık birleştiğinde... ...sen burada yeni bir anlam kazandığı için bitişik yazarsın. Ama anlamı bozulmuyorsa, kelimelerden ikisi de anlamını koruyorsa ayrı yazarsın. Gel istersen bakalım. Şimdi, TDK'nın kılavuzunu inceleniyor. O zaman burada ne olması lazımdı? TDK'nin. Harikasın. TDK'nin. Çok güzel söyledin bak. Burada o zaman TDK'nin olduğunu bilmen lazım. Bunu... Üniversite sınavında abilerine çok soruyorlar. O yüzden dikkat etmeniz. Kılavuzun zaten yazın belli. Derslerine dikkat ettiğinde başarılı olursun. Şimdi mi daima ayrı yazılıyor. Zaten bak mi, de, ki fiillerden sonra geldiği zaman daima ayrı yazılır. O zaman şurayı hemen düzeltiyorum. Ettin mi yapıyorum. Bugün 250 soru çözdüm. Sayılar daima ayrı yazılır. O zaman 200... Bütün sayılar ayrı yazılır değil mi hocam? 50 diye yazıyoruz. Bu kadar basit. Evet evet bütün sayılar ayrı yazılır Tonguç'um. Bugün bizde kalalım yarın da size kalır. Şimdi D cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazıyorduk. Çıkaramıyorsak bir yazıyorduk. Şimdi bugün biz kalalım diyemiyoruz. bugün bizde kalalım demen lazım. Yarın sizde kalırız diyebiliyorsun bak. Bak bugün bizde kalalım yarın siz kalırız diyemiyorsun. O zaman buna bitiş yazman lazım. Bugün bizde kalalım yarın sizde kalırız. Ha, o zaman buradaki daha yatabiliyorsam bugün bizde kalalım yarın da size kalırız diyebiliyorsan sıkıntı yok. Bak Bugün bizde kalalım. Yarın sizde kalırız. Yarın da yarın siz kalırız. Olmuyor. O zaman bunu bir yazman lazım. Buradaki hata burada. Duydum ki arkadaşın seninkiyle tartışmış. Seninkiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliriz hocam. O zaman bu bir sik yazılır. Duydum kiler ise diyemiyoruz. Bak buraya yazıyorum. Duydum kiler diyemiyoruz. O zaman bu ayrı yazılır. O zaman bunu hemen şöyle ayırıyorum. Duydum ki bunu ayrı yazdık. Seninkiler diyebiliyoruz. O zaman bunu bitişik yazabiliriz. Tabi burada şu çok önemli. Madem ki, halbuki, sanki, oysaki, ki, meğer ki, eğer ki. Çünkü bunlar bu kuralın dışında istina olarak her zaman bitişik yazılırlar. Devam ediyoruz. Maden suyu almak istiyorum. Şimdi maden suyu gerçekten maden suyu. O zaman sen bunu niye bitiştirdin ki? Bunları böyle ayrı yazacaktın. Maden suyu diye yazacaktın. Niye? Çünkü anlam değişmesi olmamış. Ama oturma odasına fil dişi boya yakışmış dediğinde fil dişi artık Filin dişiyle alakalı bir şey değil, Bir renk olmuş. O zaman bunu bitiştirmen gerekiyor. Fil dişi diye yazman gerekiyor. Van Gölü'ne geziye gittik. Burada hangi harf büyük yazılmalı sence Tonguç benim? G harfi hocam. Harikasın. G harfi. Neden? Van Gölü'nün G'si büyük yazılır Tongçeladi benim. Hatalarını fark etmiyorsun demiş. Burada şuna dikkat et. Şimdi hak etmek, terk etmek, fark etmek. İşte e, ne diyebiliriz mesela? mutlu etmek, affetmek, hissetmek, zannetmek. Burada kelimelerdeki ses olayına göre karar veriyorsun. Şimdi hak etti derken herhangi bir ses olay olmadığı için ayrı yazıyorsun. Terk etti derken de ayrı yazıyorsun. Fark etti derken de ayrı yazıyorsun. Mutlu etti derken de ayrı yazıyorsun. Çünkü herhangi bir ses olayı yok. Ama affetti derken bak F türedi. Hissetti derken S türedi. Zannetti derken N türedi. O zaman bunları bir çıkartıyoruz. Affetti hissetti. Zannetti diyorsun. Bu bu kadar basit. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı diyelim. Şöyle daha da ekleyelim buraya. Şimdi Samsun'a kesin işareti ayrıldı özel isim olduğu için. Bak 19 Mayıs'ın M'si büyük yazılıyor. Niye? Eğer böyle Mayıs, Nisan, Mart, Şubat, Ocak ayları görün ya da günleri gördüğün Şey, işte Pazartesi, Salı, Çarşamba. Günleri, ayları gördüğün zaman bunların yanında böyle bir sayı varsa 19, 26, 37 hiç fark etmez. Bunlar hep büyük yazılır. Ama işte Havalar Mayıs ayında sıcak olacakmış. E, oradaki biri küçük yazarsın çünkü yanında herhangi bir tarih değil, belirgin değil sayı yok. Şimdi geliyoruz noktalama işaretlerine. Noktalama işaretleriyle alakalı şunu bilmemiz lazım, Tonguç Aynı yazım kuralları gibi noktalama işaretlerine belli şeyleri, mesela virgüle, noktalı virgüle, üç noktaya çok fazla dikkat ediyor e, Milli Eğitim Bakanlığı ve sorularda bunu soruyor. Bizde zaten ilk tekrar setimize bununla alakalı epey bir soru koyduk. Bunları da çözmeni istedim. Bak yazım kurallarından sonra nerede? Şurada metin türleri noktalama işaretleri alakalı. Gerçekten mesela virgülden çok sorduğu için virgül hemen sorularımızdan arasına koyduk. Mutlaka çözmen lazım. Hatta gel istersen şurada direkt bunlarla alakalı kurallara bakalım. Mesela nokta tamamlanmış cümlenin sonuna geliyor sıraları belirtirken işte birinci, ikinci, üçüncü derken veya da kısaltmalarda işte avukat derken av diyorsun ya mesela burada nokta koyuyorsun. Virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılabiliyor. Ya da yüklemden uzakta kalan özneler için kullanılabiliyor. Noktalı virgül virgülün daha karizmatiği. Yani virgülün yetmediği yerlerde görevi geliyor. Nasıl yani hocam? Hemen göstereyim bak şimdi. Bak şimdi şöyle göstereyim. Bak şurada. Demiş ki bir kıyafet hazırlamak için Terzen'in yaptığı pek çok iş var demiş. Şimdi burada açıklama yapacak. O yüzden buraya iki nokta üste koyuyoruz. İki nokta sonra küçük harf başlayabilir. Ölçü almak, virgül, kalıp çıkarmak, virgül, kumaşları kesmek, üç nokta. Niye? Pek çok dediği için, devamı gelecek dediği için burada üç nokta koyuyoruz. Eğer üç iş var deseydi, ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek, nokta koyardık. Ama pek çok dediği için devamı gelecek diye üç nokta koyuyoruz. Bu nedenle terzilere ütü, virgül, metre, virgül, makas gibi aletler, iplik, kumaş, düğme gibi malzemeler gereklidir demiş. Şimdi bak, aletler... ...arasına yani ütünün, metrenin, makasın arasına virgül koyduk. Malzemelerin arasına da virgül koyduk. İplik, kumaş, düğmenin arasına. Ama aletlerle malzemelerin arasına noktalı virgül koyuyoruz. Çünkü daha da karizmatik bir virgül. Yani virgül, 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 virgül ama araya noktalı virgül koyuyoruz. Yani noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği. Bunu anlatmak istedim Tonguç Şerhan Şimdi hatta sorular üzerinden gidelim. Hayvanlar etrafları nasıl görürler? Buraya soru işareti gelebilir mi? Gelir hocam. Hayır patladı. Niye? Soru işareti gelseydi bu küçük harfle başlamazdı. O yüzden buraya virgül geliyor. Hiç düşündünüz mü diyorsun? Buraya soru işareti geliyor. Hayvanlar etrafları nasıl görürler? Virgül. Hiç düşündünüz mü? Soru işareti. Bu virgül bilim insanlarının çok merak ettiği bir konu deyip noktayı koyuyorsun. Bu'dan sonra niye virgül koyduk? Çünkü yüklemden uzakta kalan özneleri vurgulamak için virgül koyabiliyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Hep beklenmedik zamanlarda gelir virgül. ...planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı nokta. Şimdi, şimdi bak planlarım ve çabalarım arasına virgül koymuş. Buraya da virgül koyarsan olmaz. Niye? Burada gelir ve çıkarırdı yüklemlerini ayırmak için... ...noktalı virgül koyman lazım. İçerisinde virgül olan cümlelerde... ...sıralı cümlelerde... ...yani birden fazla yüklem olup da... ...içinde virgül olan cümlelerde araya noktalı virgül koyuyorsun. Çünkü bu planlarım ile çabalarımın arasına girmiş. Bu noktalı virgül ise... ...hep beklenmedik zamanlarda gelir yanlarımın çabaların boşa çıkarırdı. Yani iki tane cümlenin arasına geliyor. Mesela bak şöyle göstereyim. At ölür meydan kalır. Bu üniversitana çıkmış bir sorudur mesela. Meydan kalır. Yiğit ölür şan kalır. Buraya yazıyorum. Şan kalır. Şimdi bir kere buraya noktayı koyduk cümlenin sonuna. Şimdi başlıyorum. At ölür virgül, meydan kalır virgül, yiğit ölür virgül, şan kalır. Şimdi hepsinin arasına virgül koydun ama hayır. Burada at ölürle meydan kalın arasına virgül koyabilirsin. Ama yiğit ölürle şan kalın arasına da virgül koysan bile şununla şunun arasına noktalı virgül koyman gerekiyor. Neden? At ölür meydan kalır noktalı virgül, yiğit ölür şan kalır demen gerekiyor. İşte bu noktalı virgül virgülün daha karizmatik olduğunun en büyük göstergesi. Devam ediyoruz. Şimdi burayı zaten yapmıştık ama bir kez daha burada vurgulamak istediğim bir şey var. Bir kıyafeti hazırlamak için terzilerin yaptığı pek çok iş var dedi. İki nokta koyduk. İki noktadan sonra eğer özel isim gelseydi büyük harfle başlayabilirdik. Cümle gelseydi büyük harfle başlayabilirdik. Ama yani normal cins isim gelmiş ve cümle değerinde değil. O zaman biz bunu küçük harfle başlayabiliyoruz. Bu bir. Bak noktadan sonra büyük harfle başlar. Soru işaretten sonra büyük harfle başlar. Ama iki noktadan sonra illa büyük harfle başlaması gerekmiyor. Pek çok dediği için ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmekten sonra devamı geleceği için biz buraya üç nokta koyduk. Eğer üç iş var ise nokta koyardık. Şuna dikkat. Pek çok iş var deyip ölçü almak, kalıp çıkarmak ve kumaşları kesmek deseydi buraya V koysaydı o zaman gene nokta koyardık. Çünkü V dediyse artık kapatıyoruz, dükkanı kapatıyoruz. Kardeşim son kelime geliyor demek gene nokta koyardık. Bu da önemli. Burada zaten az önce söyledik. Noktalı virgül aletlerle malzemeler ayırdı. Bu virgül ise ütü makası, iplik kumaş düğmeyi aradı, ayırdı. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Tamamdır o zaman Tonguç'um. Konularımızı güzel bir şekilde ilk tekrarlarımızı yaptık ama şimdi esas tekrar şimdi başlıyor. Sen ilk tekrar setin içerisine yer alan, ilk tekrar LGS'den, yeni nesil Türkçe matematikten ve artık e, netler artıyor. Ana demelerinden sorular çözmen gerekiyor. Yeni nesil Türkçe matematikte çözeceğin sayfaları hemen veriyorum sana. Şöyle göstereyim. Filmsi testimiz. Sayfa 36'dan başlıyor. 36, 37'yi çözmeni istiyorum. 38-39'u, 40-41'i, 40-43'ü çözmeni istiyorum. Bunlar mutlaka çözmen gereken konular Tonguç Eylül benim. Burada ee, bunları çözdükten sonra tabii ki bunlar yeni nesil Türkçe matrisi. ikinci dönem konuları da var. O yüzden fiil çatısını falan çözme. İlk tekrar LGS'ye bakalım. Burada da nerede? Gel bakalım. Ha şurada. Türkçe kısmına geçiyorum. Sözcükte anlamım. Ha burada bak. İşte şurada. Filmsiyle başlıyoruz. Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93. Bunları güzel güzel çözmeni istiyorum. Tomlucum. Sözcükle anlama kadar çöz. Bugünkü ödevlerim bunlar. Artık netler artıyor. Denemelerinden de sadece bir tanesini bugün patlatabilirsin. Hadi bakalım Ozan. Ee, şimdiden hatta denemeleri ikinci haftaya koymuşuz. Ama kendini iyi hissediyorsan şimdiden de çözebilirsin. Hadi bakalım Ozan. Videomuzu bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden hepinize LGS yolculuğunuza başarılar. İyi tatiller. Tatile dinlenmeyi unutmayın. Ama sıkı sıkıya çalışmayı da unutmayın. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.